Herkese merhabalar. Evet, şimdi hafta hafta gebelik eğitimlerimize, anlatımlarıma devam ediyorum. 7 haftalık gebelikte kalmıştık. 7 haftalık gebelik nedir, ne değildir, neler sizi bekliyor? 7 haftalıkta bebeğinizin gelişimi nasıl olur sevgili bayanlar? Her ne kadar beynin gelişimi doğumdan sonra uzun süre devam etse de temel bölümler oluşmuştur. Yani beyin haftalar içinde 3 parçaya ayrılacaktır. Ön, orta ve arka beyin olarak. Ön beyin akıl yürütme, sorunları çözme, bellek oluşturma gibi şeylerden sorumlu olacaktır. Orta beyin elektrik sinyallerinin orta varış noktası gibidir. Arka beyin ise solunum, kalp hızı ve hareketini kontrol edecek yapıyı oluşturacaktır. Keza kol ve bacakları da tomurcuklanmış, filizlenmiş, hızla büyümeye devam etmektedir. Peki 7. haftalıkta sizde neler olur? Bu hormonun artmış olması, artan kan hacmi nedeniyle vücut daha fazla sıvı üretir. Bu yüzden her zamankinden daha sık tuvalete gidebilirsiniz. Çok sık tuvalete gitme olabilir. Su seviyesini yüksek tutmak önemlidir vücutta. O yüzden 2 litreye yakın su içmenizi öneriyorum sevgili gebeler. Bu süreçte önemli vurgulayacağım. Çünkü etinizin iyi piştiğinden emin olun. İyi pişirmiş olan etleri tüketin. Çiğ etten uzak durmaya çalışın. Kili dışkısını ellememeye çalışın toksoplazma yönünden. Toksoplazma biraz sıkıntılı bir şey. Yani gene ette bulaşır ama kedi pisliğinden de bulaşabilir. O yüzden lütfen dikkat edin. Bebekte sıkıntılı durumlar yaratabilir. Tomurcukları söylemiştim. Kulaklarla burun ucu bazen ultrasonda gözükebiliyor. Size bu süreçte her şeyin yolunda gitmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi 8. haftaya geçiyorum.